bırakıyoruz. Ben size başka bir şey daha göstereyim. Burada bugün paylaşacağım. Daha önce bunu yazmıştık. Şu sol tarafa bakın. Bu böyle paylaşacağım. Biraz rengarenk. Bu Ari Egozi de burada. Bak. Hala helikopter yalanları uçuyor ortalıkta. Yalanlardan biri aynı gün işaret edilmişti. Sabahta bir haber. Şimdi ona gidiyoruz. Sabah. Türk helikopteri Azeri ordusunda diye bir başlık. Heyecanlanmıştım. Wow, nihayet Türkiye helikopter yaptı. Tank değil, helikopter iyi, çağdaş falan filan. Ondan sonra bir Tayi milli helikopter Atatay Uluslararası başarı kazandı. Bir bakıyorum, inceliyorum, bakıyorum bu İtalyan helikopteri. Yani buluş muluş en önemli parçaları Türk malı falan değil. Türkiye'de asembli ediliyor. Niye öyle yapılıyor? Çünkü Türkiye yoluyla güya işte Orta Doğu'ya Azerbaycan'a satacak İtalyanlar. Zekaya bak. Ama Türkiye'nin işine geliyor. Milli propaganda yapacak ya. Tankla uçakla biz yapıyoruz işte. Uçtuk, dünya lideri olduk. Yere beton koyuyoruz. Ne kadar çok beton koyuyorsak o kadar büyük havaalanı. Büyük havaalanınca dünyanın en büyük ülkesi oluyoruz. Almanya'yı yeniyoruz. Şimdi buna bakıyorum, bunun verdiği şeye bakıyorum. Aynı gün Azerbaycan yalanlıyor bunu. Azerbaycan 60 tane adet tank diyor. Nereye gitti? Ha. Azerbaycan'a gidiyoruz. Tay Company ne diyor? Tay Company refutes. Yalanladı diyor. Refutes reports that Azerbaijan ordered 60 T-129 attack helicopters from Turkey. Aynı gün yalanladılar. Ya bir gün bile geçmedi. Adam yani bak 4 Şubat 2013. Bu ne zaman? 4 Şubat 2013 Sabah gazetesinde 4 Şubat 2013 aynı gün hemen yalanlıyor Tay Company. TAI Company. Nasıl kandırıldığınızı görebiliyor musunuz? Nerede, hangi ülkede milli ve dirinin hormonlar gıdıklanıyorsa orada hırsızlık var, orada sahtekarlık var, orada yolsuzluk var, orada zulüm var. Ve bunlar zamanla daha da diktatörleşirler. Türkiye'de şu anda iyi günleriniz. Allah sizi ıslah etsin ama bu uyduruk ekonomi var ya, şu anda böyle birdenbire böyle bir şey var zannediyorsunuz. Hep borç. Kredi kartları borçlarınız makslandı. Şirketler borç içerisinde. Türkiye'nin ürettiği bir marka da yok. Dünyanın 100 markasına bakınız. Dünya markasına. 100 tanesi içinde bir tane Türkiye markası yok. Ne yapıyorsunuz? Sizi böyle betonlar dökerek, ya ortada bahçe bile bırakmadılar, park bile bırakmadılar çocukların nefes alabileceği yer. Hep ihalelerle, mihalelerle, hep para kazanma, çok kısa süreli. Ve ondan sonra ne oldu? İşte Katar'dan, Suudi Arabistan'dan para aldı Türkiye. Bu paralarla Suriye burnu soktu, IŞİD'i ithal ettiniz. Zekaya bak. Zekaya bak. Ve bunlar da bitecek yarın. E ne oldu? Piramit çökecek. Ama başkasını suçlayacaksınız. Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin.